Şimdi ise Evren ilçesinden Türkiye ve dünyaya açılmış başarılı iş adamlarıyla yaptığımız röportajlarımıza yer veriyoruz. 40 yıllık bir tecrübeye imzasını atan Özyiğit Tekstil kurucusu Durmuş Yıldırım, 2000 yılında yeni bir yapılanma ve iş modeliyle Erciyes İş Yerleri sitesi 197. cadde No 11 Ankara adresinde faaliyetlerine başlamıştır. Firmanın dün ve bugün ile ilgili gelişmeleri Durmuş Yıldırım'dan aldık. Başkent Ankara Erciyes sitelerinde ikameti bulunan Özyiğit Tekstil'i ziyaret ettik. Bir tanıyalım bakalım. Kendisi yönetim kurulu başkanı Durmuş Yıldırım Beyefendi. Merhaba diyelim. 1951 Ankara Evren doğumluyum. 5 çocuğum var. 4 oğlum, 1 kızım var. Oğullarım da tekstil işiyle uğraşıyorlar. 3 tanesinin işi ayrı, iş yerleri ayrı ama sonuçta bir aileyiz. Aile şirketiyiz. Evet. Oğlumun bir tanesi benimle bana yardımcı oluyor. En küçük oğlum. Kızım, bir tane kızım var. O da öğretmen. 1982 yılında tekstil işine girdim. Mobilya sektöründen sonra 1982 yılında Türkiye genelinde mefruşat ve manufatura üzerine toptan ticarete başladım. Tekstili daha yakından öğrenebilmek için, anlayabilmek için tekstilin merkezi olan, özellikle polyesterli kumaşlarda tekstilin merkezi olan Bursa'da küçük çaplı bir dokuma atölyesi kurdum. Tamamen tekstili üretimini yakından öğrenebilmek için 5-6 yıl bu küçük atölyemiz devam etti ama hayalimde, hedefimde bir büyük tekstil fabrikası kurma hayali, düşüncem var idi. Bunu da özellikle Ankara'da yapmayı arzu ediyordum. Çünkü Ankara benim, sonuçta ben Ankaralıyım. Ankara benim memleketim. Her ne kadar Türkiye de bizim vatanımız olmasına rağmen Ankara benim 50 yılımı verdiğim, gençliğim, çocukluk çağından sonra gençliğimin geçtiği bir yıl. Ankara'da kurma arzusu oluştu bende. 1995 yılında büyük bir tekstil fabrikası kurdum. Bu entegre tekstil fabrikası, kumaş üretimi ve konfeksiyon imalatı olarak bir tekstil fabrikası kurdum 95 yılında. 1999 yılında, biliyorsunuz, o dönemde Türkiye'de bir de kriz vardı, ekonomik kriz vardı. Bu krizden biz de çok etkilendik. 99 yılında çok büyük sıkıntı yaşadık, ekonomik sıkıntı yaşadık. Ankara'da bu tekstil fabrikası maalesef yürümedi. Yani bir tarafta kriz, bir de Ankara tabii tekstil bölgesi olmadığından yetişmiş kalifiye eleman bulamama sıkıntısı yaşadı. Ve 99 yılında Ankara'daki tekstil fabrikamızı yaklaşık 500'ün üzerinde çalışan insanın çalıştığı tekstil fabrikasını bırakmak zorunda kaldık. 2011 yılında Ankara genelinde Özyiğit Tekstil ilk 100 vergi roketmenleri arasına girdi. Tebrik ederiz. Yani hayallerinize kavuşuyorsunuz. Evet, evet, çok şükür. Bu da bizim için bir gurur kaynağı oldu. Şimdi yaptığımız iş şu. Yapmış olduğumuz tüm tekstil ürünlerinin ham maddesini kendimiz alıyoruz. Kendimiz temin ediyoruz. Ve Türkiye'mizdeki işte belli bölgelerde, Maraş'ta, Bursa'da, efendim Denizli'de, efendim İstanbul'un Çorlu bölgesinde buradaki fabrikalara fason olarak ürettiriyoruz. Yani bir nevi imalat yapıyoruz.
biz daha çok ülkemizdeki kamu kurumlarına, yani büyük ölçekli kamu kurumlarına, yani ordumuzun ihtiyacını tekstil olarak karşılamaya çalışıyoruz. Kumaştır, konfeksiyondur, iç çamaşırlarıdır vesaire gibi. Kamu kuruluşları tamamen. Evet, evet. Örneğin polisimizin ihtiyaçlarına yapmaya çalışıyoruz. Efendim, öğrencilerimizin, yurtlarda okuyan öğrencilerimizin işte yatmış oldukları yatakların nevresimlerini vesaire, bunları üretiyoruz Türkiye genelinde. Örneğin hacılarımız hacca gidiyor. Hacca giden hacılarımızın giderken kullandıkları, giydikleri kumaşları biz üretiyoruz. Evren hakikaten güzel, şirin bir ilçe. Doğasıyla, o görmüş olduğumuz gölüyle oldukça şirin bir ilçe. Yani şöyle diyebiliriz, Türkiye'nin Adana, yani tarım, meyve sebze yönüyle de Adana'sı diyebiliriz. Artı tabii Ankara'ya, Ankara'nın ilçesi, Ankara'ya yakın, yani şu an 170 kilometre civarında ama inşallah ileride bir otoban projesi söz konusu. O zaman Ankara'ya daha da yakınlaşmış olacak. O noktada Ankara'nın sayfiye kenti olabilecek, turizm açısından sayfiye kenti olabilecek bir ilçemiz. Yani Ankara'da Gölbaşı'nın dışında böyle hakikaten nefes alabileceğimiz çok bir yer yok. Bu bakımdan Evren Ankaralıların yaşayabileceği, sayfiye konutlar yapabileceği tek ilçe olarak görüyorum. Evren'e büyük bir 60 dönüm arazi içerisinde konut inşa etti. Burada amaç şuydu, yani gidip orada yaşamanın ötesinde amaç şuydu, yani oradan geçen, o baraj yolu üzerinde oradan geçen yerli yabancı insanlar orayı görsün, aa böyle güzel yerler de var mıymış desin ve heveslensin. Bir başkaları da oradaki işte konutu görür de, bir başkaları da yerli yabancı yatırım yapar düşüncesiyle Evren'in, o görmüş olduğunuz güzel Evren'in güzelliğine biraz daha güzellik katsın düşüncesiyle böyle bir yatırım yaptı. Ben burada tabii sevgili sayın Evrenli hemşerilerimize sizin vesilenizle selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Çalışmalarını hem kendilerine, öncelikle kendi bütçelerine, daha sonra Evren'in güzelleşmesine, gelişmesine katkı sağlamalarını bekliyorum. Durmuş Bey, biz de öncelikle kapılarınızı açtınız, TGRT ekranlarına konuk ettiniz bizleri. Teşekkür ediyoruz bu anlamda. Bundan sonraki çalışmalarınızda biz başarılar diliyoruz. Son sözleriniz ne olacak efendim? Çok teşekkür ediyorum. Bana gerek hemşerilerime, gerek bizi dinleyen insanlara düşüncelerimizi aktarma fırsatı tanıdınız. Biz teşekkür ediyoruz. Ben bir şey daha son olarak şunu söylüyorum. Benim çok zor bir hayatım geçti. Yani çok zor bir hayatım geçti. Ben başta belki söylemeyi şey yaptım. Ben mesela babam olmadı örneğin. Dedem büyüttü. Öksüz büyüdü. Böyle tırnak, yani tabiri caizse derler ya, tırnaklarıyla geldim. Evet, yani benim gibi örnek çok azdır. Ben öyle inanıyorum. Çünkü ben yaşadıklarımı biliyorum. Hayatımı bir roman haline getirmeyi düşünüyorum.
ki insanlar belki okur, faydası olur düşüncesiyle. Ama bunun için bir ortam, zaman inşallah bir kitap haline getireceğim. Yüksel Bey, tekrar bizi izleyenlere selamlar, sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olsun insanlarımız.